Arkadaşlar merhabalar. Merhaba hocam. Melike yeni geldi arkadaşlar derse. Bugün ilk dersi. Daha önce hiç kullanmadı. Melike'yi de yine zor ikna ettim video çekmeye. Değil mi Melike? Evet hocam. Ama gönüllü tabii. Gönüllüyüm. Evet Melike, şöyle genel olarak bir bilgi vereyim. İlk olduğun için sizler de arkadaşlar sıfırdan bu işe başlıyorsanız şu an bence çok şanslısınız ki bu videoyu izliyorsunuz. Melike öğrencimiz yanımızda. Melike aracımız 2017 model Volkswagen Golf 1.6 motor dizel bir araç. Tamam mı? Tamam hocam. Önce aracın tanıtımını yapayım, sonra da sürüşe başlayacağız. Tamam mı? Tamam. Sana sürpriz yaptık. Bugün seni trafikte kullandıracağız. Tamam mı? Belki boş yol bekliyordun ama evet. Şansına seni trafiğe sokacağız. Melike, araca bindiğin zaman ilk önce koltuğunu ayarlaman gerekiyor, tamam mı? Koltuğunu neye göre ayarlıyorsun? Koltuğunu Melike, altta pedallar var. 3 tane pedal var. En soldaki pedal debriyaj pedalı, ortadaki fren pedalı, en sağdaki ise gaz pedalı Melike, tamam mı? Tamamdır hocam. Sol ayak ile sadece debriyajı kullanıyorsun. Sağ ayak ile de fren ve gaz kullanıyoruz. Hı hı. Anlatabildim mi? Anladım. Harikasın. Sol ayakla hangi pedala basıyormuşuz? Şu ilk pedala debriyaj. Debriyaj. En soldaki pedala. Ortadaki pedal ise fren. En sağdaki gaz. Melike, pedala basarken parmak uçların var ya, ayak parmak uçları. Parmak uçlarıyla basmıyorsun da parmak uçlarının bittiği yer ile basman gerekiyor. Tamam mı? Anladım hocam. Yani ayağının ortasıyla da basmayacaksın. Tabanıyla da basmıyorsun. Parmak uçlarının bittiği nokta ile basabilirsin. Tamam mı? Tamamdır. Tamam. Debriyaj 3 yerde kullanılır Melike. Aracı durdururken, aracı kaldırırken, bir de vites değiştirirken. Başka debriyajı kullanmanıza gerek yok. Duruşta, kalkışta, vites değiştirmede. Anlaştık mı? Anlaştık. Harika olduğunu bir kere daha hatırlatayım. Ortadaki pedalımız fren pedalı. Freni de Melike 2 yerde kullanıyoruz. Aracı yavaşlatırken ve aracımızı durdururken. Yani aracın diyelim hızlı gidiyor, önünde yavaşlamanı gerektirecek bir durum oluştu ya da araç aniden önüne atladı, yaya atladı, hayvan atladı. İlk etapta aracımızı yavaşlatacağız. Yavaşlatmak için sadece frene dokunarak istediğin hıza düşürürsün, düşünce freni bırakabilirsin. Durduracaksan da yine frene basman gerekiyor. Ama tabi duruşta debriyaj da işin içerisine giriyor. Doğru mu? Doğru. Evet, hani dedim ya, debriyaj 3 yerde kullanıyoruz. Durma, kalkma, vites değiştirme. En sağdaki pedalımız ise Melike gaz pedalı. Gazı niçin kullanıyoruz? Hızlı gitmek için, aracı hızlandırmak için. Aracımızı kaldırmak için değil. Dizel araçlı bir araç olduğu için bu aracı kaldırmada. Arkadaşlar bizim bir telefonumuz var. Melike'nin iki telefonu var ya. Hasta telefonu hocam. Hasta telefonu. Evet. Tamam. Tutmadı mı? Melike sen çok uzun boylusun ya. Tamam. Bak şu altta bir mandal olacak Melike. Ben şöyle biraz yardım edeyim. Bak şuradan bir bak. Gördün mü? Oradan debriyaja basarak ayarını yapacaksın. Bas bakayım debriyaja. Bastım. Debriyaja her zaman sonuna kadar basılır Melike, tamam mı? Sonuna kadar bas bakayım. Evet, biraz heyecan var sanki, ayaklar zıngır zıngır titriyor. O genel hali. Genel hali mi? Tamam. Biraz daha ileri çekmeni istiyorum Melike. Direksiyondan güç alabilirsin. Şimdi bir daha bas bakayım debriyaja. Rahat mı? Biraz daha çekeyim. Bir saniye. Yok, daha çekme. Az geri al sen. Tamam. Şimdi bir daha bas bakayım debriyaja. Bir de şu sol tarafta Melike bir kol var. Ha, o kolu kaldır, yukarı bırak. Kaldır bırak. Sen geri yaslan. Kaldır bakayım kolu. Bırak. Kaldır bırak. Kaldır bırak. Bak, oturduğun koltuk yukarı doğru kalkıyor. Evet. Fark ettin mi? Evet. Şimdi bir daha bas bakayım debriyaja. İyi mi? İyi. İyi değilse biraz daha ileri alabilirsin. Yok, iyi, bilgin oluyor. Olsun. Tamam mıyız? Tamam. Araca bindik. Önce ne yaptık? Koltuğumuzu ayarladık. Evet. Neye göre ayarladık Melike? Debriyaja bastın. Göre. Rahat bir şekilde basabiliyorsan koltuğun ayarı iyidir. Hı. Tamam mıyız? Tamamız. Tamam. Koltuğunu ayarladıktan sonra Melike, aynalarını ayarlaman gerekiyor. Aynalarda kapının kolundan ayarlıyoruz. Left ve right tuşları. Left'te getirelim düğmeyi. Bir tane daha çevirelim. Tamam. Şimdi aşağı doğru eğince aynan aşağı inecek. Ey onu aşağı doğru bakayım. Döndürme kız. Tut elini. Tuttum. Ey aşağı doğru. Heh. Bak aşağı ince aşağı, evet. Yukarı kaldırınca yukarı. Sağa eğince sağa, sola eğince de sola. Neyi göreceksin? Kapı kollarını görecek şekilde ayar yapman gerekiyor. Tamam mı? Görüyorum. Benim telefonla video çekiyorum ya. Sen telefonun kamerasını bir aç, bir göstereyim nasıl ayar yapman gerektiğini.
Aynaya bakınca şu kapı kolu şu köşeye gelecek şekilde ayar yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Evet. Tamam, kapı kolunu tam köşeye alacaksın. İki taraf da aynı şekilde olacak. Tamam mı? Tamam. Tamam. İyi mi aynanın ayarı? İyi. İyi değilse sağı solu iki tarafı da ayarlaman gerekiyor. Daha ayarlayabilirim. Tamam. Sağ aynamız nasıl Melike? Birazcık çevirebiliriz. O zaman R'ye getirelim. Yine sağ sola ama sol elle yaparsan daha iyi olur. Heh. Tamam. Çünkü böyle yapınca ayarın bozuluyor ya. Memleket nere Melike? Bulgaristan göçmeni. Bulgaristanlısın. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz, Bulgaristan göçmenleri bile benden eğitim alıyor. Tamam mıyız tamam şu an? Hocam. Tamam. Evet, aynalar dayaraktan sonra bu iç dikiz aynamızı ayarlıyoruz Melike. Bu da seni görecek şekilde, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Seni görmeyecek kız, arkayı görecek. Tamam, seni niye görsün? Tamam. Işte hocam. Evet, arkayı görecek şekilde ayarımızı yaptık Melike. Evet. Tamam mı? Evet. Şimdi birazdan amelini günahını herkes görecek. Evet Melike, aynaları dayarladıktan sonra emniyet kemerimizi takıyoruz. Tamam mı? Senin emniyet kemerin takılı. Az evet, önce takmıştın. Taktım. Melike, bu da benim çubuğum. Ders dinlemeyenleri fırçalıyorum. Bilgin olsun. Tamam hocam. Şu yuvarlak olan göstergemiz devir göstergesi. Sınavda bunları soruyorlar. Altında ufak evet, olan hararet göstergemiz. Büyük olan göstergemiz hız göstergemiz. Altında ufak olan göstergemiz ise benzin yani yakıt göstergemiz. Şu an ne kadar depoda yakıt var? Az var. Az var. %25'ten bile daha az değil mi? Evet. Yolda kalırsak ben buraya geçeceğim. Sen arabayı arkadan iteceksin. Tamam, tamam mı? Tamam. Bu da bizim direksiyonumuz. Araca yön veriyor Melike. Dünyaya mı gitsin, ahirete mi? Evet. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bu da bizim vitesimiz. 6 vitesli bir aracımız var. 5 ileri, 1 geri. Tamam mı? Tamam. Vites değiştireceğimiz her zaman Melike debriyaja basıp sonra vites değiştiriyoruz. Tamam mı? Tamam. Debriyaja basmadan kesinlikle vites değiştirmiyoruz. Debriyaja basmadan kesinlikle vitese dokunmuyoruz. Debriyaja basıp sonra vitese dokunuyoruz. Tamam mıyız? Tamam. Tamam. Bas bakayım debriyaja. Debriyaja hızlı basılır, sonuna kadar basılır. Bir daha söylüyorum. Yani basacağın her zaman hızlı basman gerekiyor. Anlatabildim mi? Anladım. Harikasın sen. Söylemiş miydim harika olduğunu? Teşekkür ederim. Tamam. Bas bakayım debriyaja Melike. Basalım, bırakmayalım. Tamam, basılı tutalım. Melike, devir göstergen 1'de ise araç çalışıyor demektir. Tamam mı? Şu an bizim araç çalıştığı için debriyaja basmadan vites değiştiremeyiz. Tamam mı? Tamam. Evet, vitesi tutuyorsun. Şöyle salladığın zaman sallanıyorsa vitesimiz boştadır. Tamam, tamam mı? Tamam. Tutalım vitesi, bırakmayalım. Sol yapıp ileri ittiğiniz zaman birinci vitese geçiyor. Tamam, tamam mı? Vitese bakabilirsin. Hı-hı. Tutalım vitesi. Şöyle dokunduk. Boş. Boşta. Sol, geri, ikinci vites. Debriyajı sakın bırakmıyorsunuz bu arada. Tamam. İkinci viteste ya dokunuyoruz. Boşa geçti. Dümdüz ileri ittik. 3. Şu an? Boş. Boşta. Dümdüz geri çektik. 4. Şu an? Boş. Bana doğru eğip ileri doğru ittiğiniz zaman 5. Beşinci vites. Anlaştık mı şu anlaştık an? Boşta. Boşta. Al bakayım 1'e. Sol, ileri 1. 1'i aldık ya, 2'yi almak için kendine doğru çekerek geri doğru ittiğin zaman da 2'ye geçiyor Melike, tamam mı? Tamam. İlla boşa alıp hı-hı, sol geri yapmak zorunda değilsin. Vitesteyken debriyajı kesinlikle bırakmıyoruz. Vitesteyken debriyajı bırakırsan Melike aracın stop eder. Stop ederse maalesef bir sonraki sınava hak kazanıyoruz. Tamam mı? Tamam hocam. Debriyajı bırakmak istiyorsan vitesini boşa alıp bırakabilirsin. Oh be, dünya varmış. Tamam mıyız? Tamam. Melike, bu göstergemizin adı neydi? Büyük olan? Hararet. Devir. Devir. Altındaki ufak? Hararet. Hararet. Devir göstergen 1'de ise araç çalışıyor demektir. Doğru mu? Doğru. Evet, şu kontağı geri kapattım, aracımı stop etti. Melike, buna da anahtar diyoruz. Araç çalıştırmaya yarıyor. Memnun oldum. Evet, tut bakayım anahtarı. Tuttum. Buraya kontak adını veriyoruz. Sen sıfırım deyince dedim belki anahtarın... Ya hocam. Tamam. Bas bakayım şeyi, anahtarı taktın yerine. Evet. Bir kademe çeviriyoruz Melike, elektrik geliyor. Elektrikler, ışıklar söndükten sonra debriyaja basarak aracımızı çalıştırmamız gerekir. Debriyaja basmadan aracı çalıştıramıyoruz. Tamam mı? Tamam. Bas bakayım debriyaja Melike. Harikasın. Bastı. Sen. Çevir anahtarı bir kademe daha. Devir göstergene bak. Bak, devir göstergen 1'e geldi. Demek ki aracımızı çalıştırdık. Evet, artık uçuşa başlayabiliriz. Şimdi Melike, kalkış nasıl yapılır? Onu anlatacağım.
Melike, burası eğimli bir yol ise eğer kalkış yaparken frene basmak zorundasın. Frene basmazsan aracımız geri kayar. Tamam mı? Hı hı. Frene basalım o zaman. Hafif dokunalım frene. Sağ ayakla basıyorduk freni. Hatırladın mı? Evet. Evet, frene basarak şu da bizim el frenimiz Melike. Frene basarak bunu böyle aşağı doğru basınca el frenimiz iniyor. Tamam mı? Şu, az önce frene basmıyordun ya, arabanın kaymasını engelleyen şey el freniydi. Ama el freni indirdiğimiz zaman şu an aracımız kayabilir. Kaymamasının sebebi senin frene basıyor olman. Tamam mı? Hı-hı. Evet, şu an çektik. El freni çekili. Melike, kalkış yapacağımız zaman 4 işlem yapman gerekir. 1. El frenini indirmen lazım. İndirelim. Nasıl indiriyorduk? Frene basarak indirelim aşağı doğru. Şimdi freni bırakmıyoruz. Bırakırsan kayar. Bıraktım. Bırak, basalım, bırakmayalım. Heh, tamam. Hı. Şimdi kalkış vitesi olan vitesimizi 1'e alıyoruz. Çünkü duran araç 1 ile kalkar. Debriyaja basıp sonra alıyoruz, değil mi? Evet. Hatırladın mı? Freni de basıyorum. Öyle freni de basalım ki geri kaymasın. Bas debriyaja. Bastım. Süpersin. Al vitesini 1'e. Ama dümdüz ileri itersek kaça geçiyordu? 3'e, değil mi? Evet. Tamam. Sol ileri 1. Duran araç her zaman 1 ile kalkar. Oldu Melike mu? Bilgin olsun. Tamam mı? Tamam hocam, oldu evet. Mu? Sen atarsın da olmaz mı Melike ya? Tamam. Direksiyonu da şöyle doku çeyrek tutacağız. Direksiyonu manitan gibi düşün. Manitana sarılır gibi sarılacaksın. Tamam mı? Tamam. Sol el birazcık daha aşağıda. Tamam. Direksiyon simidini saat olarak düşünürsek 12, 3, 6, 9. 9 çeyrek dediğimiz pozisyon tamam. Bu. Tamam mı? Tamam. Sıkı tutmayacağız. Çok da aşırı derecede rahat da tutmaman gerekiyor. Tamam. Kalkışı tekrar hatırlatıyorum. El frenini indirdin. Evet. Kalkış vitesi olan 1'i aldık. Sol sinyal veriyoruz. Biliyor musun sinyal kolunu? Şu kol. Aşağı bastırınca sol sinyal yanıyor. Bak şurada görünüyor. Evet. Alttan yukarı kaldırınca kapanıyor. Tam yukarı kaldırdığımız zaman ise sağ sinyalimiz yanıyor. Tamam. Tamam mıyız? Tamam. Sol sinyal verdik. Şu sol tarafta dışarıda bulunana da ayna diyoruz. Sol ayna. Evet. Aynaya bakacağız Melike, sonra çıkacağız. Aynaya niye bakıyoruz? Çıkacağımız şeritten araç geliyor mu diye, değil mi? Devlet yolu evet. Sana bana yapmamış. Evet. Herkes kullanacağı için çıkmadan önce bir bakacağız. Yol müsait mi diye. Müsaitse çıkabiliriz. Tamam mı Melike? Tamam hocam. Harikasın sen Melike. Teşekkür ederim. Evet Melike. Şimdi freni bırakma yok. Debriyajını yavaş yavaş kaldır Melike. Önüne bakıyorsun ama. Hocam ama araba geliyor. Tamam, ben yürü demedim kız. Tamam. Ben de görüyorum, tamam, merak debriyajı etme. Mi? Ben sana güvenerek çıkar mıyım debriyajı yola? Debriyajı yavaş yavaş evet, debriyajı yavaş yavaş yarıya kadar kaldırıyoruz. Kaldırdım. Arkadaşlar şu an Melike heyecanla benim az önce söylediğim cümleyi duymadı. Az daha kaldır. Kaldırdım. Az daha. Dur. Durdum. Bak motorun sesi değişti, fark ettin evet. mi Melike? Sinyali bir kapat, daha rahat hissedelim, duyalım. Tamam. Fark ettin mi? Evet. Şimdi bir daha basmanı istiyorum debriyaja sonuna kadar. Zaten debriyaj her zaman sonuna kadar basılır. Evet. Doğru mu Melike? Doğru hocam. Bu titremeyle az önceki titreme 1 mi? Değil. Tekrar bul bakayım o zaman yarım debriyajı Melike. Azıcık daha. Tamam. Fark ettin mi? Evet. Evet, işte biz buna yarım debriyaj adını veriyoruz Melike, tamam mı? Tamam hocam. Kalkış yaparken debriyajını buraya kadar kaldırıp bekliyorsun. Tamam. Buraya kadar kaldırınca buna biz yarım debriyaj adını veriyoruz Melike. Arkadaşlar siz de bu yarım debriyajın nerede olduğunu biliyorsanız hızlı bir şekilde de oraya kadar kaldırabilirsin. Biz yavaş kaldırın dememizdeki amaç fazla kaldırmayalım ki araç stop etmesin. Bu noktayı kaçırırsan Melike araç stop eder. Tamam mı? Tamam. Baktın ki çok titriyor diyelim, stop edecek. Hafif aşağı doğru dokunabilirsin debriyaja. Oh be, biraz rahatladı sanki. Tamam mı? Evet. Evet, şimdi freni bıraktığın an araç yürüyecek Melike. Tamam mıyız? Tamamız. 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 Şimdi önümüzde araç olduğu için direksiyonu biraz şöyle sola doğru çevirelim Melike. Tamam. Tamam. Bu direksiyon araca yön veriyordu değil mi? Sizde fren vardı değil mi? Bende yok. Amelde günah da senin ya Melike. Ya hocam. Ben araba sürmeyi biliyorum. Buraya sen öğrenmeye geldin. Doğru mu? Doğru. Allah'ım, en sevdiğim öğrenci böyle, derste gülen öğrenci ya. Teşekkür ederim. Evet. Araç geliyor mu soldan Melike? Geliyor. Şu an geliyor mu? Gelmiyor. Şimdi freni bıraktığın gibi araç yürüyecek. Hemen bırakıyor muyum? Hemen bırakabilirsin Melike. Bırak bir freni. Ah, bu kadar işte Melike ya. Tabii direksiyonu sıkma yok Melike. Tamam, yavaşça hocam. Bana doğru çevir direksiyonu. Tamam. Melike, olabildiğince ileri bakmanı istiyorum. Tamam Bakıyorum. Mı? Ne kadar ileri bakarsan o kadar iyi olur. Evet, hiç gaz kullanmadın ama aracımız yürüdü. Doğru evet. mu? Evet. Sanki direksiyonu çok sıkıyorsun. Kız daha rahat ol. Ellerini dizinin üstüne koy. Hocam ilkin tamam. günah olmaz. İlkin günahı olmaz. Tamam. Şimdi Melike, aracın biraz yürüdü ya. Debriyajı tamamıyla bırakabilirsin. Bıraktım. Oh be, dünya varmış. Direksiyonu sıkmıyoruz Melike. Tamam. Rahat ol. Beraber kullanacağız aracı. Merak etmene gerek yok. Tamam, tamam mı? Tamam. Bak aracımız gidiyor. Kolay mı? Bu Kolay. Kadar. Bir de şimdi gaza dokunalım Melike. Yavaşça gaz verelim.
Gaza ne kadar bastığını anlamaya çalış. Ne kadar basınca aracın ne kadar hızlandığını anlamaya çalış. Tamam mı? Biraz daha gaz ver. Çekinme Melike. Çeyizine koymayacaksın gazı kız. Ya hocam. Biraz daha gaz ver bakalım. Harikasın geliyorum. Sen ya. Direksiyon sıkarsan ben çok üzülürüm. Tamam. Tamam mı? Hadi bakalım. Yani beni de üzmeyeceksin, kendini de üzmeyeceksin. Tamam, tamam mıyız? Tamam. Tamam. Harikasın. Evet. Aa, süper. Süpersin Melike. Ah! Vallahi kaldırdık, yürütüyoruz arabayı. Verelim birazcık daha gaz Melike. Biliyorum. Biraz daha gaz veriyoruz. Biliyorum. Bak, gaz verdikçe aracın hızlanıyor. Fark ettin evet. mi? Burada şunu anlamaya çalış Melike. Gaza ne kadar bastın da bu araç hızlanmaya başladı. Evet. Gaz pedalı çok narindir, çok naiftir. Aynı senin gibidir Melike. Ya, kibar davranacaksın, ederim. Tamam mı? Tamam hocam. Nasıl ki diyorsan erkekler bize kibar davransın, sen de gaza ve frene kibar davranacaksın. Tamam. Ama debriyaja sevmediğin bir insana davrandığın gibi davranabilirsin. Hı-hı, tamam? Tamam. Debriyaj sert, fren ve gaz yumuşak. Anlaştık mı? Anladık. Evet. Birazcık sollu gidelim Melike. Tamam. Tabii sen alıştın hep kaldırımdan yürümeye. Arabayı da götürüyorsun kaldırıma doğru. Araba taşıt yolundan gider. Tamam hocam. Tamam mı? Verelim gazımızı şimdi Melike. Veriyorum. Hızlanalım birazcık daha. Hem sen de gaz ver hem de ben de sana gaz vereyim biraz. Böyle tamam. gidelim ahirete doğru, tamam mı? Tamam. Bu direksiyon araca yön veriyordu, doğru mu? Evet. Melike, sağda bir çizgi var, görebiliyorsun değil mi? Görüyorum hocam. Solda da var, onu da görüyorsun. Evet. Aracımızı bu iki çizginin ortasına hizalayacağız, tamam mı? Tamam. Bizim aracımız dikdörtgen şeklinde olan bir araç, doğru mu? Evet. Evet, biz bu dikdörtgeni yolu ortalayacağız, tamam mı? Tamam. Yani hocam. Kendini ortaya hizalamayacaksın. Bu da demek oluyor ki kendini sol çizginin yanına ayarlaman lazım. Evet, tamam mı? Doğrudur. Tamam. Şimdi Melike, kırmızı yanıyor. Öndeki araca çarparak durabiliriz. Ya hocam. Mi? Duramayız değil Duramayız. Mi? Duramayız. Evet, gidelim az daha. Önce gazı bırak Melike. Bıraktım. Şimdi hızlıca debriyaja bas. Bastım. Hızlıca bas. Bastım. Yavaşça frene dokun. Sadece dokun. Sakın pedalları bırakmıyoruz Melike. Evet, bir de direksiyon sanki çok sıkıyorsun. Sıkmayacağız lan. Oh be. Tamam. Rahat olacağız. Merak etme, biz yanındayız. Teşekkür en kötü ederim. İkimiz de ahirete gideceğiz. Tamam. En kötü ihtimal o ya. Allah korusun. Tamam. Param edeyim ben, korkmayın. Tamam. Oo, o da güzel. Evet, şimdi kalkış yapacağız Melike. Ah. Vitesin zaten 1'de, değil evet. mi? Duran araç 1'le kalkıyordu ya. Mesela arkadakiler korna çalıyor, çabuk git diyor. Onları düşünmeyeceksin. Tamam. Kulağını kapatacaksın onlara tamam. karşı. Freni bırakırsak ne oluyordu Melike? Geri kayıyordu. Geri Hatırladın mı? Evet. Evet. Şimdi debriyajı kaldıralım yavaş yavaş yarıya kadar Melike. Kaldır debriyajı. Kaldırdım. Az daha kaldır kız. Kaldırdım. Az daha kaldır. Heh, az daha kaldır. Kaldırdım. Bak, yine kırmızı yandı. Bir daha duracağız. Bas debriyaja. Önce Bastım. Debriyaj. Sonra fren. Evet. Durmayı nasıl yapıyormuşuz? Önce debriyaj. Sonra fren. Tamam mıyız? Tamam. Tamam. Şimdi durmuşken bir egzersiz yapalım. Yani kavrama noktasının nerede olduğunu anlamaya çalışalım Melike. Kaldır bakalım şimdi tekrar debriyajı. Yarıya kadar Melike. Az evet. daha kaldır. Buldun mu? Buldum. Bulunca daha kaldırmayacaksın. Az tamam. daha kaldırırsan araç stop eder. Tamam Etti mı? Mi? Etmedi. Devir göstergesine bakarak anlayabilirsin. Tamam. Evet, az daha kaldıralım şimdi debriyajı. Biraz daha. Tamam. Bak, bu nokta. Tamam. Bu noktayı kaldırınca bekleyeceksin. Yeşil yandığı an freni bıraktığın gibi araç yürür. Tamam mı? Tamam. Tekrar bulalım yarım debriyajı Melike. Tamam, daha basma sakın debriyaja. Tamam. Şimdi freni bırak, yürüsün araç. Bırak Şimdi freni. Mi? Evet, bırak freni. Freni bırakalım. Freni hızlı bırakabiliriz Melike, tamam mı? Tamam hocam. Debriyajı da yavaş yavaş kaldırabilirsin artık. Çünkü araç yürümeye başladı. Tamam. Yavaşça gaz veriyoruz Melike. Yavaşça gaz verelim. Gaza ne kadar basınca aracın ne kadar hızlandığını evet. artık yavaş yavaş kavramamız lazım. Tamam mı? Evet. Evet. Dönüyoruz sola doğru. Harikasın. Şu eli bırakabilirsin şöyle. Tamam. Şimdi yavaşça geri topluyoruz. Sağdan gidelim ki bizi harcamasınlar. Evet. Direksiyonu sıkmıyorduk Melike, hatırla. Sıkmıyorum. Anana babana sarıldığın gibi sarılmayacaksın direksiyona. Tamam, tamam mı? Naif, narin olacağız. Hadi. Evet, devir göstergen bak, 3'e gelene kadar gaz vereceğiz Melike. 3'e gelir gelmez ikinci vitesin yerini kafanda bir tasarla. 3'e gelir gelmez gazı bırakıp debriyaja basıp 2'ye alman gerekiyor, tamam mı? Çok güzel dediniz ama 3'ün hatırlamıyorum şu an. 2'ye alacağız. 2'ye alacağız. 1'in direkt karşısı. Tamam. Vitesi tutacaksın, cebine sokuyormuş gibi geri çekeceksin, tamam mı? Tamam. Elini vites Hı-hı. tuttun, geri çekeceğiz. Ama biraz gaz vereceğiz ki devir göstergemiz 3'e gelsin. 3'e gelir gelmez sırasıyla önce gazı bırak, debriyaja bas, al 2'ye. Evet, şimdi yapalım. Gazı bırak, bas debriyaja Melike, hızlı. Bastım. Al 2'ye. Bırak debriyajı. Bıraktım. Harikasın sen ya Melike. Sen bu işi çözdün, tamam, sağda duralım, dersi bitirelim. He? Orta şeride doğru kayalım. Kay yavaş yavaş ortaya Kayıyorum. Doğru Melike, kay. Gazı Kaydım. Keselim. Kestim. Frene basıyorum. Şimdi tekrar gaz verelim.
Melike, evden çıkarken aynaya bakıyor musun sen? Bakıyorum hocam. Niye bakıyorsun? Güzel miyim diye. Sen güzelsin zaten Melike ya. Ama şu an bakmadım değil mi? Tamam, evet, değil mi? Onu söyleyeceğim. Evet. Direksiyonu çok sıkmıyoruz. Tamam. Şimdi tekrar orta şeride kaymanı istiyorum. Kayın. Şerit değiştireceğimiz zaman Melike önce sinyal vereceksin ki arkadan gelenlerin evet. niyetini bilsin. Doğru evet, mu? Hocam. Sonra aynaya bakacaksın ki geçeceğin şerit boş mu, dolu mu diye, değil mi? Evet. Devlet yolu sana yapmamış. Evet. Dur, herkes kullanacak değil mi? Doğrudur. Yani iki çizgi arası Melike senin evin. Çizginin dışı da başka birinin evi. Siz nasıl ki günlük hayatta başka birinin evine giderken telefonla arayıp haber veriyorsak burada da öyle. Burada yandaki sürücüyü telefonla arayamayız. Evet. Ne yapacağız? Sinyal vereceğiz ki o anlasın. Şerit değiştireceğimizi ya da döneceğimizi. Bir de aynaya bakacağız. Yol müsait mi? Müsaitse ne yapabiliriz? Şeridimizi değiştirebiliriz. Evet. Direksiyonu asla sıkmamaya çalışın Melike. Bir şey olursa ben zaten yanındayım. Tamam, beni onun için verdiler yanına ki Melike ahirete giderse onu durdur. Anlatabildim Allah mi? Onun için rahat olacaksın. Tamam hocam. Gözün sürekli ileride olsun Melike. Evet. Ne kadar ileri bakarsan o kadar iyi olur. İleri derken başkasının şeridine değil. Kendi tamam. şeridimizin ilerisine, tamam mı? Tamam. Kendini ortaya hizalamıyordun, hatırladın mı? Birazcık sola. Tamam. Evet, baktın ki hızlı gidiyor Melike. Birazcık sola doğru gidelim. Baktın ki hızlı gidiyor Melike, gazı kestiğin an araç bir miktar yavaşlar. Evet. Ama baktın ki yavaşlamıyor, bu sefer frene dokunarak aracımızı yavaşlatacağız. Anlatabildim mi? Anladım. Harikasın sen Melike. Tamam. Yavaşlamaktan kastımız da Melike 20 bizim için ideal, tamam mı? Birazcık sollu gidelim kız, çok sağa gelmeyelim. Hocam nereye gideceğim? Karşıya geçip soldan aşağı döneceğiz. Gerçekten tamam. mi? Evet, devam. Ama neden? Dümdüz ileri odaklanıyoruz. Melike baktın ki önüne araba atladı, ona bir tane çarpıyorsun, tamam mı? Nasılsa paramedik var aracımızda, evet. hemen müdahale eder. Bak mesela bu atlıyor, önüne atladın buna bir tane vuruyorsun, tamam mı? Tamam hocam. Bir daha senin önüne atlamamayı öğrenecekler. Şimdi burada ana yol olduğumuz için ilk geçiş hakkı bizim. Evet. Tali yoldan gelenler beklemek zorunda. Evet. Biraz yavaşlatalım. Tabi vurma işin şakası, baktın ki durmuyor, mecbur biz duracağız. Evet, mesela bak kendini ortaya hizaladın, benim taraf çıktı çizginin dışına. Değil mi? Evet. Sen kendini ortaya değil de aracı. Sola. Evet. Evet, devam ediyoruz böyle hafif bak. Hizalayacağın yer burası tamam. olacak. Melike şimdi sol aynadan bir çizgiye bak. Bir de sağ aynadan. İki taraf da eşitse anla ki süper gidiyorsun. Tamam mı? Tamam. Tamam. Direksiyonu çok sıkmıyoruz Melike. Evet, kırmızı yanıyor. Duracağız. Debriyaj, hızlı debriyaj, yavaşça fren. Çok güzel. Freni bırakmıyoruz. Durduk. Hemen 1'i alalım değil mi? Çünkü duran araç 1 ile kalkıyordu ya, hatırladın Melike? 1'de mi şu an? Evet, şu an 1'i aldın. Tamam. Yeşil yandığı an önce freni bırakacaksın Melike. Bırak şimdi freni. Bıraktım. Şimdi debriyajı yavaşça yarıya kadar kaldırıyoruz. Kaldırdım. İlk kalkış yerimizde freni bırakmamıştık, hatırla. Evet. Niye? Çünkü geri kayıyordu değil mi? Evet. Burada geri kaymayacağı için önce freni bırakabiliriz. Tamam Melike? Evet. Evet Melike, kendini yola ortalamıyordun değil mi? Aracı yola ortalayacağız. Evet. Çok iyi. Direksiyonla da çok oynamıyoruz. Tamam. Evet, şöyle 9 çeyrek. Çok sıkmana gerek yok. Rahat ol, tamam. ileri odaklan. Bugün beraber araç kullanacağız, tamam mı? Tamam hocam. Evet, şimdi yeşil yandı Melike. Biraz yavaşça hızlı gaz hızlı. Verebilirsin. Şimdi kırmızı yanıyordu ya, durmak evet. için debriyajı da basman gerekiyordu değil mi? Evet. Frene bastın, yavaşlattın, tam durmaya yakın debriyajı da basman gerekiyordu. Devir göstergen 3'e gelince Melike, hızlı bir şekilde vites yükselt. Gazı bırak, bas debriyajı, al 2'ye, debriyajı bırak. Çok iyisin. Birazcık sollu gidelim Melike. Sende sağcılık var gibi sanki, hep sağa sağa gidiyor. Trafikte ortacı olacağım Melike, tamam, tamam mı? Harikasın sen. Birazcık sollu Melike. Arkadaşlar Melike'yi gördükten sonra anlıyorsunuz değil mi benim saçlarım niye döküldü? Ya hocam. Birazcık sollu. Evet. Arkamdan adımı unutuyorlar. Kel Hoca diyorlar kursta. Ya. Kel Hoca vardı diyorlar. Saç sizler. Kimisi de kibarlık olsun diye saçı az olan hoca diyorlar. Ne kadar. Evet. Şimdi Melike aşağıdan dönüş yapacağız. Tamam, tamam. Dönel kavşak var. Oradan geri döneceğiz. Tamam mı? Hı hı. Dönüş yapacağın zaman Melike yerleşim yerleri içerisinde 30 metre kalana kadar dönüş yapacağın şeride geçmek zorundasın. Tamam. Debriyajı tamamıyla bırakıyorduk ama basılı tutmayalım. En sola doğru kayalım şimdi. Sinyalini ver. Aynana bak. Var mı gelen? Yok. Yok. Önüne bakarak şeridimizi yavaş yavaş çeviriyoruz. Gayet güzel. Direksiyonumuzu yavaş yavaş çeviriyoruz. Birazcık daha sola doğru kayalım. Biraz yavaşlatalım şimdi Melike. Frene dokunarak. Şimdi freni bırakıyoruz.
yavaşlattın, istediğin hıza düştü, dümdüz freni mi bırakıyoruz. Döner kavşaktan tamam. Dönecektik ya. Hatırladın mı Melike? Evet hocam. Evet, gaz kesinlikle kullanmıyoruz Melike dönüşlerde. Tamam. Çevirelim direksiyonumuzu. Biraz daha fazla çevir Melike. Çevirelim biraz daha. U dönüşü. Tamam. U dönüş. U harfini biliyor musun kız? Evet. Tamam. Sen L dönecektin sanki. Evet, ben öyle sandım. Tamam. Güzergahımız burası Melike, tamam mı? Tamam, gelip buradan dönüp orta şeritten devam edelim Melike. Tamam. Ama sen kendini... Kendini yol ortaladığın zaman ben çok üzülüyorum Melike ya. Tamam hocam, hallediyorum. Tamam. Sen kendini nereye hizalayacaktın? Sol çizginin hemen evet. Yanına. Şu ve ileri bakman lazım Melike. Evet. Sol elimiz biraz daha yukarıdan tutarsan daha güzel olur. Tuttum. Harikasın sen. Çok iyisin. Şu el şöyle. Anana babana sarıldığın gibi sarılmayacaksın kız direksiyona. Rahat olacaksın, tamam mı? Tamam hocam. İleri bak. Bakıyorum. Merak etme. 15 yıldır ben bu işin içerisindeyim. Henüz kimseye toslamadık. Ya. Evet. Onun için kafan rahat olabilir. İlk olmayı severim. Dermişiz. Burada hemen birine çarpıyoruz. Ay hocam. Ha, birileri geldi bize çarptı. O ayrı mesele ama biz gidip kimseye çarpmadık. Onun için korkmana gerek yok. Bir şey olursa benim ayağımın altında fren ve debriyaj var. Bu arada gaz pedalı yok. Aa. Gaza basıyorsan sen basıyorsun. Sakın suçu bana atma. Tamam. Tamam mı? Bazen adaylar diyor hocam gaza basıyorsun diye araba hızlı gidiyor. Aslında kendi basıyor. Farkında bile değil. Hı hı. Onun için sana söyleyeyim pot kırma. Tamam mı? Tamam, benim hocam. Ayağımın altında gaz pedalı yok. Şu İBB yazıyor ya Melike. Evet. Kendini İ yazan yere hizalayacaksın. Sen ortadaki B'ye hizalıyorsun. Hala mı ya? Evet, az önce dediğim anda öyleydi. Birazcık sola yakın olalım Melike. Tamam hocam. Çok iyisin. Işık ne renk yanıyor? Yeşil. Yeşil. Bak ne kadar ileri baktığımı anla diye söyledim. Evet. O kadar ileri bakman lazım. Tamam. Tamam. Buraya değil. Daha ileri odaklanacaksın. Evet, birazcık sollu. Arkadaşlar siz de eğer sağa yakın gidiyorsanız sebebi kesinlikle şu. Kendinizi iki çizginin ortasına hizaladığınız için öyledir. Bu yanlış bir şey. Kendimizi iki çizginin ortasına hizalamayacağız. Aracımızı iki çizginin ortasına hizalayacağız. Çünkü biz kendimiz solda oturuyoruz. Ortası burası. Burayı ortaya hizalamamız gerekiyor Melike. Anlaştık mı? Anlaştık tamam. Hocam. Şimdi sağ şeride geçmeni istiyorum Melike. Önce sinyal vereceksin. Sonra aynaya bakacaksın gelen var mı diye. Yok. Gelen yoksa önüne bakarak uzun mesafede yavaş yavaş şeridimizi değiştiriyoruz. Durmak için ne yapıyorduk Melike? Debriyaj fren. Harikasın sen. Duralım o zaman Melike. Duralım kız. Hızlı debriyaj, yavaşça fren. Doğru evet, mu? Doğru. Evet. Harikasın sen. Birazcık freni kaydı. Bıraktık geri kaydı. Evet. Doğru mu? Evet. Güzel. Şimdi durduk, kalkış yapacağız. Nasıl kalkış yapıyoruz Melike? Kalkış nasıl yapıyorduk? Vitesi 1'e alıyorduk. Evet. Hatırladın mı? Alalım 1'e. Ama 3'e aldın sanki kız. Tamam. Vitese de kibar davranacaksın. Tamam. Tamam. Önce bir dokun boşa geçsin. Tamam. Şimdi sol, ileri 1. Tamam mıyız? Tamamız. Tamam. Melike, arkadan gelenler senin kalkış yapacağını anlamaları için sol sinyalimizi de vereceğiz. Verelim sol sinyalimizi aşağı doğru. Tamam. Şimdi burası yokuş dedin. Doğru mu? Doğru. Freni bırakırsak ne olur? Kayar. Geri kayar. Bulalım yarım debriyajı o zaman Melike. Buldum. Tamam. Çok kaldırırsan stop eder Melike. Yarıyı buldun mu? Freni bırak şimdi. Debriyajı bırakma. Freni hızlı bırakabilirsin Melike. Bıraktım. Bak freni bıraktık, aracımız zaten yürümeye başladı. Gördün mü? Evet. Debriyajı oynatmış olsaydın stop edecekti araç. Debriyajı ne zaman oynatacağız? En az 5 metre yürüdükten sonra, tamam mı? Tamam. Tabii bu esnada gaz verebilirsin Melike. Yani freni bıraktın ya, ayağın boşta durmasın. Yavaş yavaş gaz ver ki aracın yürümesi, kalkışı birazcık daha seri olsun. Hızlanıyoruz birazcık daha. Hızlanıyoruz. Sinyal işin bitince kapatabilirsin Melike. Bitti ama ya, kalkış yaptık ya. Sağa döneceğiz kız. Tamam, bir de ana yol dönüyor. Yani biz burada keyfi olarak bir dönüş yapmıyoruz. Yol eğimli olduğu için mecbur direksiyonumuzu ona göre yönlendiriyoruz. Evet, hızlanıp hızımızı, devir göstergemizi 3000 devre yaklaştırıp ikinci vitesi almamız gerekiyor. Tamam mı? Tamam. Birinci viteste yürüme olmaz. Sabah, öğle, akşam kahvaltı yapmıyoruz. Sabah kahvaltı, öğle yemek, akşam yemek. Tamam. Doğru mu? Doğru. Burada da öyle. Araç sürekli birle gitmez. Bir kaldırdın, yürüttün, ikiye alman lazım. Anlaştık mı? Anlaştık. Hızlanalım Melike biraz. Hocam geçsin şu. Verelim gazımızı, bir şey olmaz. O telefonla uğraşıyor. Ver gazını sen Melike. Veriyorum. Çok iyisin. Evet, şimdi çok hızlı. Gazı bırak. Bas debriyaja, al ikiye. Çok iyisin sen. Debriyajı bırakıyoruz. Bıraktım. Debriyaj tamamıyla bırakıyoruz Melike. Bıraktım. Orta şeride doğru kayalım şimdi. Debriyaja neden bastın Melike? Vites değiştirmek için, doğru mu? Doğrudur. Değiştirdim vitesini. İşim bitti. Debriyajı bırakmamız gerekir. Tamam.
Anlaştık mı? Anlaştık. Harikasın sen Melike. Sinyalli işin bitti mi? Bitti. Süpersin. Birazcık sollu gidebilirsin Melike. Kendini ortaya hizalamıyordun. Tamam. Hatırla. Evet. Sol çizgi hep yakın olacaksın, tamam mı? Evet. İki çizginin ortasına hizaladığın zaman anla ki Ümmet Hoca sağdan dışarı çıktı. Yani sağdaki şeride çıktı demektir. Tamam. Benim olduğum taraf. Evet. Onun için kendinizi ortaya hizalamamanız lazım. Tam tersi Melike. Ben kendimi ortaya hizalarsam bu sefer sen soldan çıkarsın dışarı. Evet. Tamam mı? Doğrudur. Evet. Çok güzel kullanıyorsun Melike. İlk derse göre güzel. Saçlarımı çok dökmedin. Ya teşekkür evet. ederim. Rica Hocam ederim. Benim hayalim ambulans kullanmak. Biraz yavaşlatalım. Bu arada sen nasıl paramediksin kız? Paramedik olanlar ehliyet almadan eskiden paramedik. Eskiden de o eskiden. He. Yani bizim biraz senemizde kalktı o. Benim kayınço da paramediktir de onun için sordum. Hmm. Birazcık sollu. Birazcık sollu gidelim. Direksiyonu çok sıkmıyoruz Melike. Olabildiğince ileri odaklanıyorsun. Evet. Bir de önüne araç atladığı zaman eğer durman gerekiyorsa ne yapman gerektiğini bil. Yani debriyaj, fren. Evet. Ama önüne araç atladı, durmayacaksın. Yavaşlaman gerekiyorsa da sadece fren. Yavaşlattın, frene bastın, freni bırakman lazım. Freni bırakmazsan aracın durur. Sürekli frene basamayız. Frene basmamızdaki amaç aracı yavaşlatmak. Aracı durdurmak ise eğer debriyaja da basman gerekiyor. Anlatabildim mi? Anladım. Süpersin. Sağdan aşağı doğru devam edeceğiz. Öğrencinin biri YouTube'da yorumlara yazmış ki hocam sen öğrencilerin hep süpersin, harikasın diyor da süper olan hiçbir şey yok. Sağdan aşağı doğru devam edelim. Ben de diyorum ki arabayı kullanmayı bilenden değil de öğretmeyi bilenden ders almanız gerekir. Öğrenciyi moral, motivasyon olarak birazcık seviyesini yüksek tutmamız lazım ki bu işi öğrenebilsin. Kesinlikle. Yanlış mı düşünüyorum? O kadar haklısınız ki. Teşekkür ederim. Arkadaşlar görüyorsunuz o yorum yazanlar, lütfen dikkat edin yorumlarınıza. Karşınızda 15 yıllık tecrübeli bir hoca var. Hızlanalım şimdi birazcık. Evet Melike, sol şeride kaydın, doğru mu? Evet. Ben senin vermedim. Yerine aynana baktım, bilgin olsun. Teşekkür sol aynaya. Ederim. Yol müsaitti. Sağ şeride kayalım şimdi. Sağ sinyalini ver. Aynaya baktık. Gelen yoksa geçiyoruz. Biraz yavaşlatalım. Biraz daha yavaşlatalım. Niye yavaşlattık? Kasis var. Şimdi bırak freni. Yavaşlatmaktan kastımız ne demiştim Melike? 20. Yani evet. Hızını 20'ye düşürdüğün an freni bırakman lazım, tamam mı? Tamam. Eğer 20'ye düştü, freni bırakmamak istiyorsun. Yani önünde araba var, bırakırsan çarpacak. 20'ye düştü, hala fren yapmaya devam edeceksen debriyaja da basmak zorundasın, tamam mı? Yani illa durdurmak için değil, 20'nin altında fren yapmaya devam ediyorsan da debriyaja bas. Çünkü durma ihtimali artık daha da yüksek oluyor. Baktın ki durmadın, öndeki hızlandı. Sen de debriyajını tekrardan ne yapabilirsin? Kaldırıp yoluna devam edebilirsin. Evet. Olabildiğince ileri odaklanıyoruz Melike. Evet. Melike ilk ders korktuğun gibi mi geçti yoksa? Hayır, çok şükür. Çok, çok şükür. Rahatladım canım. Vallahi mı diyorsun? Vallahi. İlk defa bir aday bende rahatladı ya. Ya. Teşekkür ederim ya. Şu gerçekten an, öyle mi? Şu an çok mutlu oldum. Arkadaşlar siz de şahitsiniz bakın. Evet, şimdi sol şeride kayıyoruz Melike. Sol şeride şu an kayamam. Evet, bu arada inşallah video geliyor. Çekiyordur, bazen çekmiyor. Ay hocam çekmiyorsa çok üzülürüm. Vallahi çok üzülürsün, bak sevindim şu an. Sol şeride doğru kayalım. Sinyalimi verdim. Sinyal verdik, aynaya baktık, gelen evet. yok. Doğru mu? Yok. Evet, aynaya bakmadan ne yapmıyorduk zaten? Geçmiş. Şeridimizi değiştirmiyorduk. Evet, dönel kavşaktan geri döneceğiz Melike. Geri derken? U dönüşü. Yine U harfi. L değil. U. Hocam çok araba var. Tamam. Sıkıntı yok. Araç olacak. Kız devlet yolu sana mı yapmış? Ya. Değil mi? Evet. Burada debriyaja basıyorsun Melike. Full mü? Evet. Zaten debriyaja full basılır Melike. Bastım. Al vitesini 1'e. Çok iyisin. Döner kavşaktan geri döneceğiz. 1 aldın ya, freni bırak. Bas debriyaja tekrar. Bastım. Süpersin Melike. Harikasın sen. Bir duralım. Duralım. Tamam. Bir dur. Durdum. Tamam. Bir dur kız. Yürütmeni istemiyorum. Heh, tamam. Evet Melike, vitesimizi 1'e alacağız. 3 aldığımız için stop etti. Tamam mı? Tamam. Sol ileri 1. Bir dakika. O öyle 3 oldu. Öyle boşta. Yok, azıcık ileri it. Şimdi boşta. Sol ileri. Tamam. Tamam. Evet, aracımız çalışıyor. Freni bırakalım. Freni bırak. Kaldır debriyajını yavaş yavaş Melike. Döner kavşaktan geri döneceğiz. Önüne çıkana vur. Ya hocam. Çevir sola doğru Melike. Çevirdim. Biraz daha çevir kız. Çevirdim. Biraz daha çevir, korkmana gerek yok. Tamam.
Evet, devam ediyoruz. Sağa bakıyor mu kız? Sağdan araba geliyor mu diye. Bakmadım. Tamam. Hocam sen orada oturuyorsun akşama kadar boş boş, ara sıra bak diyorsun değil mi? Tamam. Sıkmayalım direksiyonumuzu. Tamam. Şimdi gaz verebilirsin Melike. Çok iyisin. İler odaklanıyoruz. Ne kadar ileri bakarsan direksiyon hakimiyetin o kadar güzel olur. Evet. Çok hızlı bir şekilde. Gazı bırak. Bas debriyajı, al ikiye Melike. Çok iyisin. Şimdi bırak debriyajı. Biri almak için 2'nin direkt karşısı 1'di değil mi? Döner evet. Kavşakta onun için boşalıp ilerittiğimiz için 3'e geçti ve stop etti. Birazcık sollu Melike. Kendini asla ortaya hizalamamaya çalış. Tamam mı? Tamam. Tamam. Devam ediyoruz. İleride kamyonun önünde durmanı isteyeceğim. Tamam. Başladığımız yerin aynı yerde. Duracağın için Melike cam aç, bağır arkadakilere ki ben duracağım, haberiniz olsun. Tamam. Ha, pardon, sinyal veriyorduk değil mi? Evet verdim. Evet, süpersin. Gazı kestik. Kestim. Bas debriyaja şimdi. Bastım. Frene hemen basma. Çok iyisin. Duralım şimdi. Yavaşça fren. Evet, güzel. Durduk. Vitesimizi boşa alıyoruz. El frenimizi çekiyoruz. Vitesi boşa aldığın için Melike debriyajı bırakabilirsin. Bırak bakayım debriyajı. Bırak. Oh be. El freni çektiğin için ayak frenini de bırakabilirsin. Bırak. Tamam mı? Tamam. Nasıl geçtik dersimiz? Süper. Süperdi değil mi? Seninle çalışmak gerçekten keyifli. Ya, teşekkür ederim. Bir çok, kere stop ettim. Bir kere stop ettin. Tamam. İlk derse göre çok çok iyi. Mantığını çok iyi anladın. İnşallah ilerleyen derslerde daha da güzel olur. İnşallah hocam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek biz üzere. Arkadaşlar buraya kadar videomu izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.